Herkese merhabalar, ben Hero Olur White Runner. Bugün sizlerle birlikte DMC'nin 8. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölümümüzün adı Demon King. Acaba diyorum, Nero diyorum, ne yapacak, çok merak ettim ben bu bölümü. Merakımı da gidermek için sizlerle birlikte bu olanı paylaşaraktan hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Bir bakalım, Nero ile oynayacağız zaten. Tamam, geri dönüş kısmımızı kapattın, eyvallah. Burada V'nin kısmını muhtemelen ayrı oynuyor olacağız. Çünkü yolları ayırdık biliyorsunuz. Evet, ödeşme vakti. Muhtemelen boss fight'a gideceğim gerçekten. Hop. Bakalım, gidip şu boss'u bir dövelim. Hayatım o kötü değil, rahat ol. Geri nerede? Öldü mü ya o? Aa, baya baya ölmüş. Herifi direkt harcadık girer girmez. Canım selam. Bu sanki böyle bir vurulabilir bir şey gibi duruyordu ama. Burada tam olarak ne olmuş ya yani? O Koalipot mudur, Olipot mudur, Olips midir artık, her neyse adı. Onun içine şeyi mi çekmiş, ne yapmış yani? Sokakları mı çekmiş? Ay bu sürüngen kırıklılar sıkıntıydı. Şöyle. Güzel. Six scales. Never stood a chance. Şurada bir kol vardı, onu bir alalım. Şunu da alalım. O ne abi? Eski bilgisayar oyununda alan çıkıyordu. Eski bilgisayar oyunu stili duru. Platformdan bir şeyler çıkar, onlarla birlikte yukarı çıkarsın. O sırada bir şeyler saldırır eğer pis bir oyunsa. Baya baya eski oyun stilini yansıtmışlar. Eskiden olurdu böyle şeyler. Artık çok kalmadı yani öyle oyun. Arkadaşlar çok pardon. Şöyle küçük bir kendi çapımda bu oldum geldim. O ne işe yarıyor acaba? Tamam, sen öyle yukarı çıkıyorsun da ne yapıyorsun? Nereye zıplıyorsun? Olayın ne yani? Hmm, şurada bir tane daha var. Bir dakika, bir dakika. Ah be! Olacak olacak, yapacağız. Hop hop. Ama bir tanem, sen niye yetişemiyorsun ona ya? Upgrade'ini mi eksik yaptım, neyini eksik yaptım? Söyle bakayım. Şu auto şeyden dolayı kendisi mi zıplamaya çalışıyor? Dur bakayım, bir deneyeceğim hemen onu. Onu çünkü hatırlıyorsanız ikinci boss fight'ta da yaşamıştım. Yani onda bir eksik oluyordu. Game options.
Deneyelim bakalım. Şimdi pat hop. Bayağı ondan dolayı oluyormuş ya. Neyse. Ya avantaj kazandırdığı kadar eksi de kazandırıyor. Hani bir tık kendisi target aldığı için senin yaptığın şeyi değiştirmiş oluyor aslına bakarsan. Ama çok da rahatsız edici değil. Görsel olarak hoş duruyor bence. Valla ben inerim, benim için sıkıntı yok. Yalnız çok sevimsizmiş, onu kabul ettim yani. Asansör sistemi bu ne var? Matrix mi? Merhaba canım. Bunları da alalım. Burada fight mı var? Bu bayağı ittire kaktire dövme oluyor şu an, farkındaysanız şeyden dolayı geliyor arkadaşlar. Kullandığımız kova göre geliyor. Hani kombonu ona göre tamamlayıcı hareketlerle birleştiriyor. Bu kolun esprisi de buymuş yani. Demon modu olsa da bunda da onu da kullanabilsek keşke ya. Nero'da bir şeyler çıkartıyoruz bir anda, nefelin olayını açıyoruz ya. O olay tatlı olabilirmiş yani. Öyle olmuyor canım. Bitti mi? Tamam mıyız? Galiba bitti. Harika. Bayağı iyi yani. O 300 binlik upgrade alacağım ben, onu taktım. Ben arkaya bakıyorum bir şey var mı diye. Genelde çok yüksekten zıpladığın zaman hep aşağıda bir şeyler kalır, arkada bir şeyler kalır. Ben çok takığımdır o konuda, hemen bir bakarım arkamda bir şey var mı diye. Pekala, şimdi ne oluyor? Hoba! Bir tanem Star Wars'un seti burada değil. Baphomet. Peki. Ama Star Wars burası değil, sen yanlış gelmiş. Öldü mü bu? Öldü. Çabuk öldü. Ne sandın? Senin o küçük dondurucu alanların bana bir zarar verebilir mi zannettin bebeğim sen? Bence temiz savaştı. O da öyle bir boss havalarıyla geldi ama yani.
Bu nereye götürecek acaba? O ne? Peki. Sen niye donup duruyorsun ya? Neyse. Senle başka zaman ilgilenirim bebeğim. Aşağı düştü ama. Bir tanem sen o kalkanı indirdiğin anda ölüm parmağını imzalıyorsun zaten. Tam birkaç tane daha çıkacak yani böyle. Peki. Ah, doydum. Son anda. Tamam mı? Oldu mu? Yandım mı? Olur, olur. Her seferinde göstermesem. Olur, power up, o da olur. Yay! Aa, kendi kendime boğuluyorum burada ya bugün. Bölüm bir de istemsiz bir durağan geçti, anlamadım nedenini. Arkada bir şey yok. Bunların bir esprisi yok. Burada bir fight çıkar. Fight'lık alan burası. Benim sevdiğim combo bu şeydeymiş. Ardı ardına zıbam zıbam vurabildiğim punchline olan koldaymış. Benim sevdiğim, beğendiğim combo. Öğrenmem çok iyi oldu benim için. Hadi çıkarım be. Ah be. Şöyle ortalarsam fena değil. Bir de şöyle deneyeceğim. Birazcık daha. Nice. Gene mi gidiyoruz bir ara?
Bunların arkasında bir şey yoktur değil mi? Bu varmış. Yalnız müthiş denk getirdim ben sana söyleyeyim. Yani istesem böyle ayarlayamazsın yani. Bunlar kırılıyor ama bir şey çıkmıyor. Abi bir şey almayacağım ama buraya nasıl geliyor Nico çok merak ettim. So, think you can make it all the way here? Duh. Who do you think you're talking to? Ben onu merak ediyorum. İşte gerçekten yapabilecek misin acaba? Geliyor manyak. Çekil çekil yapıyor burada. Oo, dergiyi de aldı. Kontrolü var bana hadi. Bence okey. Nereye gidiyorum ben? Yukarı mı gidiyorum? Yolun burası değilmiş ama galiba belli oldu. Bir arkamdan bir şey attı ama kimdi o göremedim ya. Başka yoktu mu? Uzun süre kral olarak kalamayacağız. Bakınız Nero. Vallahi geldik yanınıza. Hazır mıyız? Ben hazırım. Siz? Douchebag. It's me. Hayda. Hakaret ederek girmeseydin keşke. Where's Dante? Dante nerede diyor. Vücudu emilmiş bir Dante. Buraya ölmeye mi geldin ya? Aa konuştu. Yurizan ha? Hayda. Ebeveynlerin seni çok sevmiyor mu? Bu ne biçim isim diyor. Bu da ben diyor isimsizim. Ben gücüm diyor. Pekala isimsiz. Hadi bakalım. Will suffer. Düz. I'll show you deadweight. Hoba. Arkadaşlar şimdi burada öncelikle belirtmek istediğim bir şey var. Normal şartlarda biz burada bir beyhanıyla şu an çok müthiş bir savaş yapabiliriz. Ve bu savaş doğrultusunda onu öldürmeyi de deneyebiliriz. Öldürebiliriz aslında. Asıl amaç zaten öldürme. Ama şöyle bir şey var. Eğer biz bu beyefendiyi öldürürsek... oyun burada bitiyor. Ciddiyim, gerçekten bitiyor. Bunun yapılmasının nedeni... Eğer... Yani genel olarak Devil May Cry oynayanlar bilir. Eğer Devil May Cry oynarken... bir seviyeyle oyunu bitirirseniz daha zor ya da daha farklı bir seviye açılır. Tamamen oyunun mantığı da ona yönelik. Eğer hani burada bunu öldürebilirsen, gördüğüm kadarıyla öldüremiyoruz da aslında ya. Ben öyle öğrenmiştim ama bayağı baksana öldüremiyorum, bitmiyor canım yani. Bu seviyeyi daha rahat kasabilmek için yapılmış bir şey diye öğrendim ben. Aha elini çizdik. Bu çok atladı. Ulan kolunda şu kalmasaydı keşke. Bir dakika, bana fake mi attılar acaba? Öldürülemiyor mu acaba?
trollenmiş olabilirim arkadaşlar. Siz bu videonun altına yorum olarak yazarsınız, olur mu? Ha, biraz gerildi, biraz kızdı. Bir şeyler oluyor, bir şeyleri harekete geçirdik, evet. Bağlı olduğu rootlardan da kurtuldu şu an. Çok sevimsizsin ya. Seni harcayacağım var ya, içinden geçeceğim senin. Böyle şeyler yapabiliyor, onların hiçbir anlamı yok dedim. Yakınımda açılmasaydı iyice. Yanlış yere de zıpladım arada. Ah be! Ulan herif dövmek de çok sıkıntı ya. O kadar bulmama rağmen o kristali patlatamadım ben. Bir de normal zorlukta oynuyoruz oyunu iki. Bir tane skill edim zaten, canım bir anda gitti ya. Cursed, the moment you were brought into this world. Oh, Dante? Who dares interfere? Dante? Bebeğim tanıştırayım Dante. Ay, şu an var ya, içimin yağları eridi ya. Kralın karşısında duran bu yaratık kimdir falan yapıyor. O bir şeytan mı? Nero, Dante'nin tabii ki demon olduğunu ilk defa görüyor. Güzeldi, güzeldi. Beğendim. Dante'nin hayatta olduğunu görmek de güzel. A ile bitirdik. S ile bitirmeyi tercih ederdim ama dediğim gibi video süresi boyunca buna takılmayacağım. Tekrar tekrar oyun işlerimizde halledeceğiz o kısımları. Yani o boss'u gerçekten öldürürsem oyun bitiyor ve gerçekten hani o bir sonraki zorluk aşamasına geçebiliyor muyum bilmiyorum. Bana çok yakın bir arkadaşım olan Göker söyledi bunu. Bu videonun altında eğer biliyorsanız onu belirtin lütfen. En azından soru işareti olan arkadaşlarım girip videonun altına bakacaklardır. Devil May Cry. Hadi bakalım. Dükkana geldik. A few weeks ago. Birkaç hafta önce. Morrison'mış. Evet, doğru tahmin etmişim. İlk bölümde demiştim ya görevleri veren amcamı bu diye. Doğru tahmin etmişim. Burası da Dante'nin dükkanı diyebiliriz. Sana güzel haberlerim ve kötü haberlerim var diyor. Şeyi seç diyor. Poison'ı seç diyor. Hangisini önce söyleyeyim? Zehri seç diyor. Bu da sadece konuş dedi. O zaman kötü haberler geliyor. Lady Patty'nin kutlaması varmış. Doğum günü partisine davet etmiş Dante'yi. Lady Patty diye kim? Bu arada telefonu kopuk olduğu için ulaşamamış. Sen diyor zeki isim Morrison diyor. Farkındasın değil mi? Elektrik de yok, su da yok diyor. Lady Patty'sin animede bu arada kendini gösteren bir karakter ve inanılmaz tatlı bir kız. Senin için bir şeyim var dedi, görevim var dedi, para için dedi. Bu dedi suyun ve ışıkların tekrar gelmesini sağlayacaktır dedi Dante da. Su, gaz ve elektrik diyor. Tabii ki senin payınlanıyor.
önemli bir süreçmiş ve evet, parayı ödemiş bile. Morris'in güzel bir adam ve telefon çalıyor. Arayan Patty mi acaba? Evet Patty. Allah'ım çok tatlı bir kız o ya. Animesini izlemeyen varsa izlesin arkadaşlar. Nadir izlediğim animelerdendir. Çok güzel. Bu arada orada fotoğrafını gördüğünüz kişi galiba Trish. Öncesinde Trish duruyordu orada ama annesi de olabilir, emin değilim. Tamam diyor, annesiymiş bu arada. Morris, onun işi kabul ediyorum. Tek bir şartla bu partiye gitmemi engelleyeceksin diyor. Yeni müşterinle tanıştırdı. V. Ben Lady ve Trish'i bulacağım. Tek başıma halledemeyeceğimi mi düşünüyorsun diyor. Bu büyük bir job. Yani büyük bir görev diyor. Ve müşterimiz V. Yardıma ihtiyacın olacak dedi çıkarken de. Dante, çok karizmatik duruyorsun bu arada ya. İsmin ne? Benim ismim yok. Hatta 2 gün önce doğdum. Just kidding. Dalga geçiyorum. You can call me V. Beni bana V diye seslenebilirsin. Tamam V, o zaman neden bu görev hakkında her şeyi söylemiyorsun diyor. Çok güçlü bir demon uyandı ve yardımına ihtiyacım var Dante diyor. Ya yardımına ihtiyacımız var dedi hatta. Bu da şey diyor, tanıdık diyor ve kaç kere buna benzer şeyler yaptım biliyor musun sen diyor. Duydum diyor. Bir de bu özel dedi. Özel peki, bunu özel yapan şey ne diyor Dante? Ulan çevirmek amma zor ya. Bu şeytan senin sebebin diyor. Savaşmanın nedeni diyor. Nasıl yani? Bu demon'ın bir ismi var mı dedi. Bir dakika dur. Ağız okumayla hemen düşünüyoruz. Magnus dudakları birleştiriyor. Spider. Virgil. Virgil. Virgil arkadaşlar. Eğer şu anki tahminim yanlış değilse Yurizan Virgil. O hareket V demek. Yani o çıkış V. Hani anladın mı? Virgil'in çıkışı o. Tamam, Yurizan Virgil ama nasıl? İşte şimdi soru işareti burada geliyor. Bu tamamen tahmin. Ama eğer ben bu oyunu, ben bu hikayeyi, ben DMC evrenini biliyorsam zaten Virgil bir piçlik yapacaktı. Muhtemelen o çıkacak. Bir sonraki bölümde görüyor olacağız arkadaşlar. Ben burada videonun sonuna gidiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.